Ayrılık anı, bu sisli şarkıyı ırmaklar gibi akıp uzun uzun terk ediyorum bu kenti. Derzeyşer, Çukurova için, Adana için söylenecek en güzel söz, Çukurova bir baştan bir başa kahramanlar ve yiğitler diyarıdır. Bu sözün de en anlamlı olayı 5 Ocak günü Adana insanının, Çukurova insanının Türk bayrağını yüceltmesi, düşman işgalinin bitişi ve kurtuluş bayramımızdır. Bu düşünceyle geçtiğimiz yıllarda Atatürk ve Çukurova kahramanları kitabını yayınlamıştım elde ettiğim bütün belgeleri ve resimleri burada kullanmıştım ama yüreğimdeki nefes veyahut da hayallerim bayrağım kitabında canlandı ve yazarken de Adana insanının bayrağı olan sevgisini açıklamıştım. Bugün 5 Ocak 1922'den yıllar sonra tam 91 yıl sonra biz yine Adana tarihini, 5 Ocağı, tarihimizi, kahramanlarımızı, düşman işgalini, ihanetleri, fedakarlığı konuşacağız. Bu akşam Adanalı tarihçiler 5 Ocak olayını sorguluyor, tartışıyor ve belki de ilk defa duyduğu konularla önemli bilgileri aktarıyor. Programımızın içerisinde dört değerli insan var. Çetin Öztürk hocam, birazdan kendisiyle konuşacağım tarih konularda. Tarihçi, yazar ve eğitimci. Şevket Kuru hocam, o da bir yazar ve eğitimci. Çok güzel kitaplar yazıyorlar ve bilgilerini halka aktarıyorlar. Ve bu program içerisinde Derya Deniz misali yüreği kükreyen çok saygıdeğer bir insan var. Ahmet Kaytancı. Onlar programın ikinci bölümünde gündeme gelecekler ve görüşecekler. Yusuf Delik Hoca son yıllarda yazdığı kitaplarla, verdiği konferanslarla kamuoyunun gündemine gelen ve milliyetçi düşüncenin, vatansever düşüncenin önde gelen isimlerinden onu da konuşacağız. Evet, biz bu bölümde Sayın Çetin Hocam ve Sayın Çetin Hocam'la Adana tarihindeki ilginç konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çetin Öztürk kim? Çetin Öztürk 1971 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğmuş. Şu an Çukurova ilçesi Pirreis Anadolu Lisesi'nde uzman tarih öğretmeni olarak görevine devam eden eğitim alanında, tarih alanında yaptığı çalışmalarla öğrencilerle, gençlerle buluşmaya çalışan, birikimlerini aktarmaya çalışan bir eğitimci yazar. Yazar. Hocam Kozanlısın değil mi? Evet, Kozanlıyım. Evet, elimde bir kitap var. Çukurova Milli Mücadele belgeseli adını taşıyor ve kitabın da kapağında bir fotoğraf var. Şimdi Kozanlıyım değilse ben hocama soracağım. Hocam bu kitabın kapağında iki insan ve bir fırın var. Evet herkes bunu görmüş olsun. Şöyle ekrana getiriyorum. Hocam bu fotoğrafın siz kozanlar için bir önemi, bir anlamı var mıdır? Elbette ki biz kozanlar için bu ve diğer fırınların özellikle Ermeniler tarafından vatandaşlarımızın diri diri yakıldığı bu fırınların çok büyük anlam ve önemi bulunmaktadır. Sağdaki gösterdiğiniz fotoğraftaki evet şu evet. isim Şöyle hocam ekran. Emin Kurtoğlu, diğeri ise sağda yer alan ise Halil Altıparmak. O zaman Türklerin Ermeniler tarafından fırınlarda yakıldığına şahit olan bu insanlar bu dramı tüm Kozan halkı yaşamış ve Kozanlıların zihninde, vicdanında büyük izler bırakmış fırından görüntüler. Ama tabii bugün hem Emin Bey hem de Halil Bey hayatta değiller. Onlar rahmetli oldular ama o fotoğraf bir tarihi belge, tarihin tanıkları. Kozan'daki Türklerin yakıldığı bir fırını evet gösteriyorlar. Ben de buradan kamuoyuna sunuyorum. Arkadaşlar bunu büyüterekten herkes görsün. Kitabın kapağında. Evet, Kozan'da bir fırın ve fırında yakılan insanlar. Kurtuluş Savaşımızın acı gerçeği. İki yaşlı insan var ve onlar fırındaki katliam olayını Anlatıyorlar. Evet, karşımızda Kozan'daki katlayan fırınlarından bir örnek var. Evet, saygıdeğer Şevket Hocam'la da birazdan konuşacağız. Hocam, şimdi önünüzde kitaplar var Şevket Bey. Evet. O kitapları şöyle elinize alın Hocam. Herkes sizi evet Gün Ola Devran Döne Hocam. Evet. O Gün Ola Devran Döne kitaplarınızı şöyle Hocam alın onu. evet. Orada ne anlatıyorsunuz Şevket Hocam kısaca? Hocam burada e, yörüklerin Antalya. Mersin Çukurova bölgesindeki sahildeki yörüklerin hepsine genel bir isim verilir. Aydınlı yörükleri derler. Yörüklerin hikayeleri hocam. Evet kültürü, yaşantısı e, 1930 ile 45 yıllar arasını anlatan bir roman. Roman Ama, diyorsunuz. E, ne hikayeler. Tabi e, Kurtuluş Savaşı'ndan esintiler de var. Evet saygı hocamız şimdi Güdoğan'a harman Harmanola. Kabak'ta da yörüklerin e, göç olayı var o kitaptan güzel bir hikaye anlatacak. Evet Kurtuluş Savaşımızda Fransız taburunu pusuya düşüren Karboğazi kahramanlarından Tırmık Mehmet. Mehmet. Mi? Evet onun hikayesi. Hocam diye kitabın adını şöyle bir herkes görsün. Bu kitapta e, kan grubuna göre beslenme ve karakter tarihi. Yazdınız. Evet. Hocam diye kitabın adı neydi? Bu da, da ben görsün. deyim hikayesi derlemecisiyim hocam. Evet. Deyimlerin hikayeleri. Hem Çukurova'dan hem Anadolu'dan karma. Sevgili Hocam kaç kitap yazdınız şimdiye kadar? Şu ana kadar dokuzuncusu gün, gel, gün ola, ola çıktım. Evet. Onuncu, on hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Evet e, saygıdeğer Şevket Hocam'ın e, kitapları tabi bitmiyor. E, önce birinci çıkardı tabi sonra sayı dokuza geldi. Evet. evet saçları ağarmış bu insan, bu saygıdeğer insan bilgisini paylaşıyor kamuoyuyla. Hocamın birazdan gireceğiz ona ama... Çetin Hocam e, en son kitabının adını ben e, biliyorum ama neydi hocam o kitabın? Asya'dan Anadolu'ya Anılarla Tarihe Yolculuk adlı üçüncü kitabım. Hocam bu yolculuk e, yüzyılların ve bin yılların hikayesi mi Çetin Bey? Evet Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'ya kadar, İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar başlayan olayların vatan sevgisini, millet sevgisinin, bilim sevgisini, insan sevgisini ve hoşgörü anlayışını anlatan bir eser. Evet diyor Çetin Bey. Şimdi arkadaşlar biz Çetin Bey'in o hayalleri ve görüşleri üzerinden bir tarih yolculuğu yapacağız. Evet arkadaşlar Çetin Bey ile ilgili arşivimiz, slaytımız evet ekrana gelsin. Biz oradan konuşalım. Evet Çetin Bey'i e bakalım ne diyecek? Ben de merak ediyorum. Herkes hocamızın yapacağı açıklamayı evet öğrenmiş olacak. Evet arkadaşlar. Çetin Hocam karşımızda bir Orta Doğu haritası var. Asya, Avrupa ve Afrika arasında Türkleri tarih sahnesinden silersek insanlık tarihi yazılabilir mi hocam? Kesinlikle yazılamaz. Türk milleti gibi Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Afrika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde uzun asırlar yaşamış bir milleti tarih sahnesinden çıkardığınız vakit geriye kalan kısmın hiçbir anlam ve ifade etmeyeceği kanaatindeyim. Özetle hocam Türkler tarihe yön veren bir büyük millet midir? Evet. Türkler tarihin kaderini değiştiren, çağ kapayıp çağ açan bir millettir. Diyor Çetin Bey hocam. Evet hocamızın tabii düşüncelerini biz şimdi öğrenmeye devam edeceğiz. Karşımızda dünyanın kalbindeki Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasının görüntüsü var. Evet arkadaşlar değişelim bunu mümkünse. Sevgili hocam Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a giriş olayı. Son kitabınızda Fatih ile ilgili ilginç görüşlere yer veriyorsunuz hocam. Ne dersiniz Fatih ile ilgili? Evet. Dünya tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından bir tanesi. Özellikle idealist bir devlet adamı. Önüne dünya tarihinde 28 kez kuşatıldığı halde fethedilemeyen İstanbul'un fethini koymuş. Gece gündüz İstanbul'un fethini düşünmüş. Ve bu hedefe ulaşabilmek için geceli gündüzlü gayret etmiş ve sonunda zafere ulaşmış. Bunu formüle edecek olursak hedef artı gayret eşittir zafer diyorum. Hocam Fatih'in arkasındaki o al sancağın üzerinde hilal var değil mi? Siz hocam, görüyorsunuz evet, bayraktan. Evet. Ve bayrağın da üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki Fetih Suresi'nin bir ayet var. İnna fetehna leke fethen mübina. Büyük ideallerle İstanbul aldı ve İstanbul Fatih'in fethinden sonra Dünyayı idare etme merkezi oldu adeta. Fatih'in İstanbul'a girişini en güzel anlatan bir tablo var ve hocamın da kitabında bu konuda ilginç görüşler var. Evet. Evet. Değişelim arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman hocam. Muhteşem Süleyman. Büyük Türk Kanuni dönemi. Osmanlı'nın zirveye vardığı bir zamandır. Çetin hocam. Ne söylemek istersin o dönemle ilgili? Evet 1520-1566 yıllar arasında 46 yıl tahta kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaklaşık 10 yıllık ömrü doğuya ve batıya yaptığı seferlerle geçmiştir. Uygulamaya koyduğu kanunlar nedeniyle kendisi kanuni ünvanını alırken Batılılar tarafından muhteşem Süleyman olarak adlandırılmıştır. Özellikle bu dönemin zirvede olmasının nedenlerin üzerinde duracak olursak Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir kaptanı Derya'nın, Ebu Suud Efendi gibi bir hukuk bilginin ve Mimar Sinan gibi dönemin bir mimarının bulunması Çetir etkili hocam, olmuştur. İlginç bir olay var mıdır? yani açıklayacağınız kanun dönemiyle ilgili. İlginç bir olay. Elbette ki kanuni dönemiyle ilgili şu an aklıma gelen en ilginç olaylardan bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman'ın 7 Eylül 1566 tarihinde öldüğünde cenazesi musalla taşına geldiğinde yaşanan bir olayı paylaşmak istiyorum. Nedir olay? Olay Kanuni Sultan Süleyman ölmeden önce bir şey vasiyet etmiştir. Cenazem defnedilirken daha önce yaptığı icraatlarla ilgili tüm yapmış olduklarını Şeyhülislam'dan aldığı fetva üzerine gerçekleştirdiği için tabutumun yanına bu özellikle sandıkta hazırladığı fetvalarında konulmasını istemiş. Ama tabii ki dönemi Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi böyle bir uygulamanın caiz olmadığı şeklindeki açıklamalar üzerine bunu koyarsın koyamazsın o aradaki çekişmede sandık açılacak ve bu zamana kadar Şeyhülislam'ın padişaha verdiği fetvalar ortaya çıkacaktır. Bunun üzerine Ebu Suud Efendi ey Süleyman sen kendini kurtardın. Bakalım Ebu Suud ne yapacak diyerek kendi geleceğini, kendi akıbetini düşünmek zorunda kalmıştır. Evet diyorsun. Hocam peki bu muhteşem yüzyıl filmindeki topluma sunulan görüşler sizce tarihin gerçeği midir Seyit Hocam? Bence tarihin gerçeği değil bir kurgu olduğu sürekli basında televizyonda vurgulanmakta. Ama Tarihte yaşayan insanların yaptıkları ve bizlere bıraktıkları bugün genç nesiller tarafından ibretle izleniyor ve izlenecekse bardağın boş tarafından değil bardağın dolu tarafından bakılarak gelecek nesillere 46 yıllık saltanatının aynı zamanda eşitlik, adalet ve tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini sağlama konusunda çok önemli bir dönem olduğu vurgulanmalı bilim hayatında, eğitim hayatında yaptıkları da tüm dünyayla paylaşılmalıdır düşüncesindeyim. Evet öyle söylüyor Çetin Hocam. Diyor ki filmdeki bir kurgu tarihin gerçeği olmayabilir. Tarihin diyor dolu tarafından bakalım. Evet o dönemin gerçeğini bilelim diyor. Evet Sayın Çetin Hocam'la biz tarih hocaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yeni bir görüntü gelsin. Osmanlı Devleti hocam. Osmanlı'nın diğer ismi Turkish Empire, Türkiye İmparatorluğu demektir. Avrupalılar Kanuni Sultan Süleyman'a aynı zamanda Grand Türk adını verirler. 16. yüzyılda 24 milyon kilometre kare toprak ve 20 milyonluk bir nüfus. Osmanlı dünyanın kaderine yön veren bir cihan devleti. Hocam Osmanlı'yı anlatan bu haritaya baktığımızda ne söylemek istersin Osmanlı'nın yüceliği ve büyüklüğü hakkında? Evet, bugün Osmanlı'nın yaşadığı coğrafyada yaklaşık 32 devletin yaşadığı düşünülecek olursa, Osmanlı'nın 3 farklı kıtada yaklaşık 6 asır devam ettirdiği hakimiyet anlayışının Osmanlı'nın ayrılmasından sonra Balkanlarda ve Orta Doğu'da bu boşluğun hala doldurulamamış olduğunu görmekteyiz. Öyleyse adına Pax Ottoman denilen Osmanlı hoşgörüsü ve barışı bu bölgede uzun yıllar farklı din, dil ve mezhebe mensup insanları bir arada barış içerisinde yaşatmasını başarabilmiş. Ama 19. yüzyıldan itibaren buraya gelen küresel güçlerin tek amacı vardı sömürü ve petrol. Bu yüzden de asla Orta Doğu'da bir barış sağlanamamıştır. Evet öyle diyor hocamız Osmanlı'nın çökmesiyle beraber dünya barışının da tehlikeye girdiğini ve ortadan kalktığını söylüyor. Hocam karşımızda Harput'taki Amerikan Misyoner Okulu misyonlar okulları Osmanlı'nın çöküşünde çok önemli bir aktör müdür bunlar? Evet özellikle Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl içerisinde Avrupalı devletler tarafından hasta adam olarak ilan edilmesi ve bu hasta adamın mirasının paylaşılması düşüncesi ülkemizin farklı coğrafyalarında birçok misyoner okulunun kurulmasına yol açmıştır. Özellikle İngiliz casus Hamper'in söyledikleri misyoner okullarında Müslümanlar arasındaki gaza ve cihat duygusunu söküp attıktan sonra gerisinin bir çorap söküğü gibi geleceğini açıklaması misyoner okullarının faaliyetleri açısından bizlere çok büyük örnekler sunmakta, açıklamalar gerçekleştirmekte. Bu okullarda milliyetçilik fikrinin, duygu ve düşüncesinin azınlıklara aşılandığı düşünülecek olursa misyoner okulları adeta Osmanlı Devleti'nin temeline dinamit koymuştur. Evet hocamız çok itibariyle konuşuyor. Diyor ki ben de bir ilave yapayım. En fazla misyoner okulu açan Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Osmanlı'nın çöküşündeki en büyük yani tahribat ve saldırıyı da onlar yapmışlardır. Evet karşımızda Doğu Anadolu'daki Ermenistan'ı inşa için kurulan Harput Amerikan Koleji'nin görüntüsü var. Üç fakültesi olan Orta olan bir okuldu. Hocam karşımızda bir Amerikalı Mark Sykes isimli bir oryantalistin, evet bir İngiliz'in anı kitapları var hocam. Oryantalistlerin verdiği bilgiler çerçevesinde Osmanlı'nın çöküş yıllarında önemli isyanlar gündeme geldi mi? Evet. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde bölgede özellikle Çukurova bölgesinde bu anlamda birçok isyan meydana gelmiştir. Evet diyor hocamız. Biz onu yine göreceğiz. Evet karşımızda batılı bir misyoner, diplomat. Mark Sykes'in kitabından bir sayfa var. Ve harita ekranı geldi hocam. O pembe renkli yerler. Amerikalı misyonerin, Bliss adındaki bu kişinin, Türkiye'nin doğusunu Ermenistan gösteren bir haritadaki bir bölüm ayrıntı hocam. Harput Amerikan Koleji'ne at sırtında gitti İstanbul'dan. dolaştığı bir rapor yazdı. Kitapta yayınladı onu. Pembe renk hocam bilir Ermenistan. Ermenistan'ın inşaatında bu misyonerlerin ve Amerikalıların önemli rolü olduğunu hocam gösteriyor. Buna benzer şey hocam Çukurova'da da bu misyoner okulların rolü var mıdır acaba sizce? Evet özellikle misyoner okullarının bölgeyi, Anadolu'yu karış karış misyonerlerin gezdiği ve okullar açtığı, bölücülük faaliyetlerinde bulundukları düşünülecek olursa özellikle Haruniye ve dolaylarında Almanların açtığı, Haçin'de Amerikan... Koleji ve Tarsus'ta Amerikan Koleji bu anlamda faaliyette bulunan kolejlerdir, okullardır diyorum. Evet hocamız diyor. Birazdan Sayın Ahmet Kaytarlıcı Haçin'deki o büyük felaketi daha ayrıntılı evet, açıklayacak. Hocam Çanakkale Savaşı bir milletin vatanı uğruna verdiği büyük bir mücadeleyi hatırlatır. Sevgili hocam kitabınızda Çanakkale'ye geniş şey yer veriyorsunuz. Evet bir belge ekrana geldi. Tepelerden saldıran Osman askeri ve sahilden hücuma kalkan İngiliz askerleri ve kıran kırana bir savaş olacak. Çanakkale Savaşı ile ilgili ilginç bir olay var mıdır bildiğiniz? Evet, Çanakkale'yi insanlığın son insani savaşı olduğu için daha sonra İngiltere'de Genelkurmay Başkanlığı ve Maraşallik yapan Festings'in bu savaşlar devam ederken 5-6 kişilik askeriyle birlikte yaptıkları kiliseye giderken esir düşmesi ve sonrasında Türkler ellerinde silahı olmayan askerleri serbest bırakırlar anlayışıyla Türk takım komutanından serbest bırakılmasını istemesi ve daha sonra serbest bırakılınca yıllar sonra İngiltere'ye gittiğinde onuruna düzenlenen bir yemekte Türk askeri idari ateşesinin bir adım öne çıkmasını iste isteyecek ve Türk askeri idari ateşesi bir adım öne çıkınca işte bu millet yok mu? Onların insani değerleri olmasaydı ben bugün burada bir genel kurmay başkanı ve maraşal olarak bulunamayacaktım diyecektir. Evet diyor hocamız tabii yine biz tarihi hoca devam ediyoruz. Hocamızın çatakalı ki evet hocam. Ekrana görüntü geldi. Devasa bir geminin, bir Fransız gemisinin batış anı var. Hocam çok daha ilginç bir konu var mı ilaveten söyleyeceğiniz? Evet e, özellikle İngilizlerin Ocean gemisinin batışıyla ilgili konuşmak istiyorum. Seyit Onbaşı'nın 3. denemesinde 215 okkalık bugünkü ifadeyle 276 kilogramlık mermiyi 3. defada 3. defada namlıya koyması ve Ocean gemisini batırması bizler için çok büyük bir önem taşıyan hadisedir diye düşünüyorum. Peki hocam Cesaret Seyit Onbaşı'nın o gemiyi batırmadığı açıklandı geçtiğimiz günlerde. Buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Evet Türkiye'de tarihi sulandıran ve gerçekleri çarpıtan insanlar çıkıyor. Emekli askermiş, komutanmış bilmem neymiş yani entelmiş. Evet Seyit Onbaşı Olaydan bir gün sonra fotoğrafını çektirdi ve o fotoğraf tarihe mal oldu. Seyit Onbaşı'nın bombayı atması söyleniyor veyahut da mermiyi koymadı. Bunların hepsi bir görüştür ama tarihin gerçeği olmaz. Evet Seyit Onbaşı mermiyi atan ve gemiyi batıran bir kahramandır. Bu tablo da bize o günleri hatırlatıyor. Evet karşımızda. Hocam Ermeni sorununda bir tablo ekrana geldi. Çetin Bey, Ermeni hocam sorununun en kısa özetini nasıl yaparsınız? Evet en kısa olarak milleti sadıka olarak adlandırılan ulus Fransız ihtilali sonrası Avrupalı devletler tarafından desteklenecek, kışkırtılacak ve 1878 Berlin Anlaşması ile birlikte uluslararası Ermeni sorunu ortaya çıkacak. Hınçak ve Taşnak cemiyetleri ile birlikte biraz önce gösterdiğiniz fotoğrafta olduğu gibi Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurmak için ayaklanacaklardır. Evet diyor hocam. Zaman, bu tablo da evet hocam, Sevr haritası ve Anadolu'nun paylaşılması Çetin Hocam. Bu haritanın tabii ifade ettiği anlama nasıl bakıyorsunuz? Evet, Sevr Anlaşması tarihimizde ölü doğan ikinci anlaşma. Bizlere yaşama tak, yaşama şansı tanımayan bir anlaşma. Bu sebeple Türk milletinin bu anlaşmayı kabul etmesi asla ve asla düşünülemezdi. Bu sebeple kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bize kabul ettirilmek istenen bu anlaşmayı yırtıp atarak Türk milletinin makus talihini yenerek Lozan anlaşmasıyla bağımsız yeni Türk devletini uluslararası, alan, uluslararası alanda tanıtmayı bilmiştir. Evet diyor hocamız bu anlaşmayı yırtıp attığımızdan bahsediyor. Hocam Orta Doğu'daki İsrail'in veya Büyük İsrail haritası bir belge hocam. Osmanlı'nın enkazında neden böyle bir devlet ortaya konu yaratıldı konu bilgisayar mıydı hocam? Evet özellikle batılı güçler İngilizlerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında bölgede kendilerinin bir jandarması niteliğinde Orta Doğu'da bir İsrail Devleti'nin kurulmasına izin verdiler ve 1948'de kuruldu. İsrail Devleti'nin bayrağında yukarıda bir çizgi altta bir çizgi var o iki çizgi arasında altı köşeli yıldız var. Yukarıdaki çizgi Fırat Nehri'ni, aşağıdaki Nil Nehri'ni anlatıyor. İki ırmak arası hayali büyük İsrail diyorlar. Evet o düşünceyle Orta pek çok olayda İsrail'in ve ona destek veren güçlerin büyük rolü vardır. İşte karşımızda İsrail ve ona destek verenlerin hazırlamış olduğu bir harita ekrana geldi gördüğümüz gibi. Hocam Adana için ne diyeceksin Çetin Bey Adana'daki Kurtuluş Bayramı ile ilgili? Evet 91. yıl dönümü işgalden kurtuluşun Tüm Adanalı kardeşlerimize kutlu olsun düşüncesindeyim. Kurtuluş Savaşı'nın ilham kaynağının Adana'da Mustafa Kemal'in 31 Ekim 1918'de yetki Alman General'den aldığında söylediği sözler bizim için çok manidar ve çok anlamlıdır. Bizim için her şey bitti derken Alman General Mustafa Kemal bizi ilgilendiren savaş işte şimdi başlıyor diyerek İstiklal Savaşı'mızın İlk tohumunun ve kıvılcımının da Adana'da atıldığını dile getirecektir. Ben de bu vekayinin ilk hissi teşebbüsü bu güzel memlekette Adana'da vuku bulmuştur diyecek. Adanalı gençlerin kendisine ilham kaynağı olduğunu dile getirecektir.